Hatay Barosu Kadın Kolları Komisyonu Antakya Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve önlenmesi, ailenin korunması yasası ile çocuk yaşta evliliklerin nedenleri ve sakıncaları konularında bilgiler verdi. Bugün ülkemizde yapılan her 3-4 evlilikten bir tanesi çocuk yaşta yapılan evliliktir. Bu korkunç bir rakam. Antakya Erol Bilecik Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatay Barosu Kadın Kolları Komisyonu Başkanı Avukat Meral Asfıroğlu, toplumda şiddetin artarak devam ettiğine dikkat çekti. Şiddetin önlenmesi için de Hatay Barosu Kadın Komisyonu olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya çalıştıklarını ifade etti. Şiddet önleninceye kadar da bu yoldaki mücadeleye ve bilgilendirme çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Şiddetin önlenmesi için biz de Hatay Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak üzerimize düşeni yaptık. Bu şiddet önleninceye kadar bu yoldaki mücadelemize devam edeceğiz. Bilgilendirme çalışmalarına devam edeceğiz. Çocuk yaşta evliliklerin nedenleri ve sakıncaları konusunda bilgilendirmede bulunan avukat Funda Altunlu ise ülkemizde kanayan bir yara haline alan çocuk gelinler konusunda bir farkındalık yaratmak istediklerini ifade etti. Çocuk gelinlerin sadece doğuda görüldüğü gibi bir algı olsa da aslında Hatay'da da hiç azımsanmayacak oranda çocuk yaşlı evliliklerin yaşandığına dikkat çekti. 2012 verilerinde bu nedenle okuldan alınan çocuk sayısı Urfa'da 17 ya da 19 iken Hatay'da 21'dir. Yani korkunç rakamlar aslında bu çağda. Avukat Ecem Doğru da kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve önlenmesi konusunda bir sunum yaptı. Farkındalık oluşturma ve duyarlılık geliştirmek amacıyla öğrencilerle bir araya geldiklerini belirten Doğru, kadına yönelik şiddet konusunda çok ciddi bir artış yaşandığını dile getirdi. Sadece fiziki şiddetin değil, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddetin de aynı oranda arttığını söyledi. Biz de bu konuda gençlerden yola çıkarak, belki bir nebze olsun farkındalık yaratmak, bilinçlendirmek, kimi zaman hatırlatmak, kimi zaman bilinçlendirmek amacıyla bu yola koyulduk. Umarım önüne küçük de olsa engel koyabiliriz.